Havacılığın Adresi Türkiye'de Merak Edilenler bölümünde bu hafta TEİ tarafından üretilen TS-1400 turbo şaft motorunun sertifikasyon süreci hakkında bilgi vereceğiz. TEİ tarafından üretim süreci tamamlanan turbo şaft motor, Gökbey helikopterine entegrasyon çalışmalarının başlatılması amacıyla 5 Aralık 2020 tarihinde törenle TUSAŞ'a teslim edilerek önemli bir aşama tamamlanmış oldu. TS-1400 bir sonraki aşama olan sertifikasyon aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve EASA tarafından sertifiye olacak. Kuş çarpması testinden parça kopması testine kadar birçok test süreci sonrasında motor sertifika almayı hak kazanacak ve seri üretimi de başlamış olacak. Hazırsanız sertifika sürecine ilişkin ayrıntılara bakalım. Turbo Şaft Motor Geliştirme Projesi 8 Mart 2017 tarihinde resmi olarak başlatıldı. Motorun geliştirilmesi sürecinde 2018 yılından itibaren birçok deneme amaçlı çalıştırmalar yapıldı. Bu çalıştırmalarda kademe kademe yeni sistemler eklenerek geliştirme süreci devam etti. Bu zorlu çalışmalar sonrasında motor ete kemiğe büründü ve tüm sistemlerin çalıştığı test çalıştırması yapılarak helikopter üzerine entegre çalışmasının yapılması amacıyla 5 Aralık 2020 tarihinde TUSAŞ'a teslim edildi. TS-1400'ün önünde zorlu bir süreç var. O da sertifikasyon süreci. Bu kadar kısa sürede bu seviyeye gelen projenin başarısı, sertifikasyon sürecinde de başarılı olacağının göstergesi diyebiliriz. Havacılık alanında güzel bir söz vardır: kurallar kanla yazılmıştır diye. Yaşanan kazalar ve aksaklıklar sonrasında çok sıkı kurallar konulmuştur. Eastern Hava Yolları'na ait 375 sefer sayılı uçağa kuş çarpması sonrasında meydana gelen kaza görüntüsü ekranlarınızda yer almaktadır. Kuş çarpması sonrası motor parçalanıyor ve uçak düşerek 62 kişinin ölümüne sebebiyet veriyor. Havacılığın ilk yıllarında yaşanan kazalardan elde edilen tecrübeler sonrasında havacılık otoriteleri tarafından hava araçlarının ve motor, pervane gibi parçalarının zorunlu testleri geçebilmesi ve sonrasında sertifika verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Böylece havayolu taşımacılığı emniyetli bir sektör haline gelmiştir. Sertifika için uygulanması gereken işlemlerin temeli 7 Aralık 1944 tarihli Chicago Konferansı ile kurulan ICAO'ya dayanmaktadır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ifadesinin İngilizce kısaltması olan ICAO, sadece sivil havacılık alanında düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemelerde askeri hava araçlarını da kapsayan devlet hava araçları kapsam dışında tutulmuştur. ICAO ile ilgili ayrıntılı sunuma yukarıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz. TS-1400 motoru sivil amaçlı üretimi planlanan Gökbey helikopterlerinde kullanılacağı için yapmış olduğumuz uluslararası anlaşma gereği ICAO tarafından belirlenen kurallara tabi olmaktadır. Yani üreteceğimiz hava aracı ve o hava aracında kullanacağımız motor dahil tüm parçalar sertifikasyon sürecinden geçmek zorundalar. ICAO tarafından sertifikasyon sürecine ilişkin yapılması gerekenler Annex 8 olarak isimlendirilen X8 dokümanı ile düzenlenmektedir. Üretilecek hava aracı sadece ülke sınırları içerisinde kullanılacaksa o ülkenin havacılık otoritesi tarafından sertifikasyon süreçleri yapılmak zorunda. Fakat uluslararası alanda kullanılmasını isterseniz Avrupa Havacılık Otoritesi EASA veya ABD Havacılık Otoritesi FAA tarafından sertifika almanız gerekmektedir. Çin'de FAA tarafından uygulanan prosedürlere örnek alarak bir havacılık otoritesi olmak istiyor ama Çin Havacılık Otoritesi şimdilik dünya çapında kabul gören bir otorite değil. EASA ve FAA kendi aralarında karşılıklı anlaşma ile birbirlerinin verdiği sertifikanın geçerli olması yönünde önemli adımlar attı. Neyse, olayın teknik yönü çok uzun. Talep gelmesi durumunda bu konuda da ayrıntılı bir sunum hazırlayabiliriz. Ülkemizde Havacılık Otoritesi görevi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Sertifikasyon işlemlerine ilişkin süreç SHGM tarafından hazırlanan hava aracı ve ilgili ürün, parça ve cihazın uçuşa elverişlik ve çevresel sertifikasyonu yönetmeliği ve talimatı ile sürdürülmektedir. Yönetmeliğe baktığınızda Chicago Konvansiyonu'nun uçuşa elverişlik konulu X8'i ile EASA Part 21'e dayandırıldığı görülmektedir. Kısacası TS-1400 motorunun ilk aşamada sertifikasyonu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Sonraki süreçte istersek, yani helikopterin ve motorun
başka ülkelerde kullanmasını arzu edersek EASA tarafından sertifika sürecini başlatmamız gerekecek. Zaten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sertifika testleri de EASA tarafından yapılan testlerle benzer olacak. Tek fark, kontrol eden kişilerin EASA yetkilileri değil de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkililerinin olması olacak. Peki EASA kontrolleri neler içermektedir? EASA tarafından yayınlanan kurallar kitabının 21. bölümü yani Part 21'in motorlarla ilgili kısmı Certification Specifications Engine ifadesinin kısaltması olan CSE altında ele alınmaktadır. Güne göre değişmekte. Mesela havaalanının alanı 2,5 ila 3,5 metrekare arasındaysa kuşun 1 kilogram 850 gram ağırlığında olması gerekiyor. Ve kuşun motor içerisine 200 knot hızla fırlatılması gerekiyor. Teste yapılması gerekenler bu kadar ince detayına kadar belirlenmiş durumda. Test esnasında motora kuş fırlatıldıktan sonra 1 dakika boyunca gaz kesilmeden çalıştırılmaya devam edilmesi, İkinci aşamada motorun maksimum take-off devrinin %50'sinden aşağı düşmeyecek şekilde 13 dakika çalışmaya devam etmesi, üçüncü aşamada ise 2 dakika süresince maksimum take-off devrinin %30'u ile %35'i arasında çalışmaya devam edebilmesi gerekiyor. Testte motorun belirli devirlerde, belirli sürelerde çalışmaya devam etmesi şart koşulmuş. Motora kuş girmesinden itibaren çeşitli devirlerde toplam 20 dakika daha çalışması gerekiyor. Tüm bu çalışma süresince motorun parçalanmaması ve yapısal bütünlüğünün bozulmaması şart koşulmuş. Bir başka testte ise kompresör veya türbin blade'lerden birinin kopması durumunda motorun parçalanmaması ve yapısal bütünlüğünün bozulmaması isteniyor. Düşünün, yolcu uçağında seyahat ederken motorda malzeme yorgunluğundan bir blade kopuyor ve yüksek devirden dolayı fırlıyor. Böyle bir durum yolcu kabinini delerek yolcuların hayatını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Başta da ifade ettiğimiz gibi havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır. Bu kurallar konulmadan önce yaşanan birçok kazada istenmeyen olaylar göz önüne alınmakta ve test prosedürleri o şekilde tekrar düzenlenmektedir. Bir başka testte ise motorun içerisine çok kısa süre zarfında tonlarca su veriliyor. Motorun bu şartlarda çalışmasına devam edebilmesi gerekiyor. Bir başka testte ise motorun içerisine kilolarca buz atılıyor. Motorun bu şartlarda bile çalışmaya devam etmesi isteniyor. Bu testler sonucunda her hava şartında uçuş gerçekleştirilebilen motorlar üretilmiş oluyor. Bu
testlere benzer onlarca test yapıldıktan sonra o motor sertifika almaya hak kazanıyor. Jet motorların üretilmesinin zor olması da buradan kaynaklanıyor. Bu nedenle çok az sayıda ülke tarafından jet motorları üretilebiliyor. Bu motorun geliştirilmesinin ülkemiz açısından ne kadar büyük bir başarı olduğu sanırım daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Tabii bu işin bir de maliyet boyutu var. İlk motorun üretilebilmesi için belki de onlarca motorun feda edilmesi gerekiyor. Herkes hayatta hem başarılı, hem zengin, hem huzurlu, hem de sağlıklı olmak ister değil mi? Ama gerçekte bu mümkün mü? Cevabınız çok zor olacaktır tabii ki. İmkansız değil belki ama çok zor. Jet motorunun parçalarını tasarlayan mühendislere de aynen bu şekilde deniliyor. Türbin kısmında kullanacağı malzeme hem yüksek ısılara dayansın, hem esnek olsun, hem burkulma kuvvetine mukavemet gösterebilsin, hem hafif olsun çünkü ağır olursa uçağın kapasitesini olumsuz yönde etkileyecek, hem uzun süre yapısal çatlak olmayacak şekilde dayanım göstersin vesaire vesaire. Uzatmak mümkün. Türk mühendisleri PD-170 motorunun sertifika süreçlerinde gösterdikleri başarı gibi bunu da başardılar ve geri kalan kısmını da başaracaklar. Şimdiye kadar kısa sürede yapılan projelerde elde edilen başarı yapacaklarının da göstergesi çünkü. İnsansız hava araçlarında, içten yanmalı motorlarda, eğitim uçaklarında, helikopter üretiminde yapılan başarılar bunun en önemli göstergesi durumdadır. TS-1400 turboşaft motorunun sertifika sürecine ilişkin farklı bir bakış açısıyla ele almaya çalıştığımız sunum şimdilik bu kadar. Bu sunumda biraz daha teknik açıdan konuyu ele almaya gayret gösterdik. Aklınıza takılan ilave soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yayınlamayı planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmamanız faydalı olacaktır. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.